Evet öğretmenlerim, şimdi bilgi işleme kuramındaki önemli bir bellek türümüz nedir? Kısa süreli ya da işleyen bellek. Bilginiz olsun. Kısa, yani bizim bu kuramla ilgili çıkan sorularımızı şöyle analiz edecek olursak birçoğunda aslında bu kısa süreli işleyen belleği görürsünüz arkadaşlar. Bunu baştan belirteyim. O yüzden önemlidir. Kısa süreli bellek bizim fabrikamızdır arkadaşlar. Yani bilgilerin işlenmesini sağlayan, dikkat edin bakın bu amaçlara. Bilgilerin işlenmesini sağlayan, bilginin depolanması işlemini yapan, bilginin depolanmış bilginin gerektiğinde geri çağrılması işlemini yapan, bilginin gerektiğinde davranışa dönüştürülmesini yapan, yani bütün bu işlemleri yapan belleğimiz neresidir? Kısa süreli bellektir. Bakın fabrikamız gibi, fark ettiniz mi? Bilgiyi işleyen, depolayan, geri çağıran, davranışa dönüştüren. Peki uzun süreli bellek ne işe yarıyor derseniz? Uzun süreli bellek ise bilgilerin depolandığı bellektir. Ama depolama işlemini, o faaliyeti gerçekleştiren kimdir? Kısa süreli bellektir. Yani bizim fabrikamızdır. Her an canlı olan bütün işlemleri yapan belleğimizdir. Şimdi burası bir fabrika olduğuna göre bilmeniz gereken detaylar ÖSYM açısından. Kısa süreli bellek, bilgiler zaman açısından sınırlıdır. Yani buradaki bilgi en fazla 20-30 saniye kalabilir. Ya davranışa dönüştüreceksin ya da uzun süreliye göndereceksin. Eğer 20-30 saniye içinde bir şey yapmazsan tamamen yok olur. Peki bunu gidermek için ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz. Her tekrar bize 20-30 saniye zaman kazandırıyor. Burada bir detay var arkadaşlarım. Kısa süreli bellekte işte bilginin bu şekilde biraz daha kalmasını sağlamak için yaptığımız bu tekrara bir ad veriyoruz biz. Buna koruyucu tekrar adını vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çıkabilir. Peki zaman açısından sınırlı. Bunu gördük. Peki birim açısından nasıldır? Birim açısından da sınırlıdır. Yani sen kısa süreli belleğe sınırsız sayıda bilgiyi koyamazsın. Yani duysal kayıt gibi davranmaz. Buraya en fazla 5 ile 9 birim arasında birim. Yani ortalama 7 birimlik birimi koyabilirsiniz. Yani ben şunu dediğimi varsayalım. Ahmet benim net telefon numaramı, cep telefon numaramı kaydeder misin diyorum. Ahmet'e numaramı söylüyorum. 05 2 4 2 5 6 4 7 8 diyorum. Bakın 11 numarayla ifade etmiş. 11 birimle ifade ettim. Tek tek söyledim. Ahmet'in bunu 20-30 saniye dahi zihninde tutması mümkün değildir. Neden? Birim olarak çok fazla. O yüzden de diyoruz ki en fazla 9 birim olsun, ortalama 7 birim. Bunu telafi etmek için ne yapıyorduk? Gruplama yapıyorduk. Yani 0532 246 24 64 salladım numarayı şu an. Dolayısıyla bu şekilde söylediğimizde de bakın ne yapmış oluyoruz? Gruplama yöntemini kullanmış oluyoruz. Ve bu gruplama yöntemiyle birlikte arkadaşlar biz kapasiteden biraz da tasarruf etmiş oluyoruz. Numarayı bu arada salladım, bilginiz olsun, aramayın böyle bir numarayı. Dolayısıyla kısa süreli belleğin iki tane temel özelliğini gördük. Zaman ve birim açısından sınırlı ve dört tane işlevi yerine getiriyor. Davranışı işliyor, bilgileri işliyor, depoluyor, geri çağırıyor, davranışa dönüştürüyor. Ve bundan dolayı da bilgiler artık burada orijinal değil arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayacaksınız. Artık işlem görmüştür, orijinal değildir, duysal kayıt gibi. Koruyucu tekrar unutmuyorsunuz burada, sorulabilir. Tekrar söylüyorum, koruyucu tekrar. Burada yapılan tekrarın adı koruyucu tekrardır diyeceğiz. Pekala, o zaman ben uzun süre kalmasını istediğim bilgileri nereye gönderiyorum arkadaşlar? Onları ise uzun süreli belleğe gönderiyorum, biliyorsunuz ki. Uzun süreli bellekle ilgili püf noktalarım ve burada yaptığımız işlemleri de diğer püf noktalarda vereceğim.